Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dünyaya insan geldiği günden beri belalar, dertler, musibetler hiç kalkmamıştır. Zaten insanın dünyaya gelmesi bir bela çeşidi, musibet çeşidi. Cennetten indirilip dünyaya getirilmesi bir cezalandırmaydı. Dolayısıyla insanın hastalıklar, belalar, kazalar, düşmanlıklar, belaları bitmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'deki toplumunda da dertli insanlar, musibetli insanlar vardı. Belalar orada da eksik olmuyordu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belaların da yaşandığı bir toplumda peygamberlik yaptı. Medine, Mekke böyleydi. Hem Medine'de hem Mekke'de hem Müslüman olan diğer yerlerde de musibetler bitmiyordu. Sürekli yenisi oluyordu. Ailelerde oluyor, toplumda oluyor, kabilede oluyor, hastalıklar, salgın hastalıklar bir sürü oluyordu. Bunlara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani musibetlere, belalara karşı nasıl bir uygulama yaptı 23 yıllık hayatında? Ama burada önemli bir ayrıntı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belalara, musibetlere karşı konuşurken kendi bünyesinde de sıkıntılar olan bir insan, musibetler, dertler gelmiş bir ailenin sahibi olarak sallallahu aleyhi ve sellem konuştu. Yani masada nasihat yazmadı insanlar için. Bir defa yetim doğdu, öksüz doğdu, yani öksüz büyüdü. Ondan sonra fakirlik gördü, savaşlar gördü. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geniş, müreffeh bir ortamda büyümedi. 7 tane çocuğu oldu, 6 tanesini sağlığında gömdü. Bu şaka bir şey değil. Yani 6 çocuk gömmek bir baba için nedir? Açlık çekti, düşmanları oldu, suikastler gördü. Yani dışarıdan konuşan biri değil, dertlilerin içinde bir dertli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla konuştuğu sözler kulaktan girip yüreklere indi. Çünkü dışarıdan nasihat eden biri değil, o dertleri yaşayan biri olarak konuştu. Ne yaptı peki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir, ashabına ve dolayısıyla bize dünyanın bu olduğunu anlattı. Dünya cennet değil, dünyada rahat yok. Bu şuuru verdi herkese. Dolayısıyla insanlar kuş tüyü yataklarda uyuyacaklarını zannettikleri bir hayat yaşamadılar. Bu dikenli dünyada yaşıyoruz biz. Dertli bir dünyada yaşıyoruz ha. İmanlarıyla beraber şuurlu bir şekilde inandıkları için sıkıntı onlara kolay geldi. Mesela bir insana bir kilodur bu, bunu taşıyacaksın sen deyip de bir yük verirseniz, onun kaldırma gücü başka, bu 100 gramdır gibi gösterip bir kiloyu verirseniz, onu taşıma yükü başkadır. Ashab-ı kirama hayatın gerçeğini öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da bu hayatın içinde mücadeleden yılmadılar. Allah onlara rahmet etsin, Allah onlardan razı olsun. İkinci olarak sabrı ve dirayeti öğretti. İnsansın, ayakta durursun, korkma dedi ikinci olarak. Sabır hep öne çıktı. Kur'an-ı Kerim'de zaten sabrı öne çıkarıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hem uygulama olarak kendisinde hem de nasihat olarak sabrı ve dirayeti, dayanma gücünü ortaya çıkardı. Üçüncü olarak da bu çekilen sıkıntıların boşa gitmeyeceğini, bunların sevap olarak herkesin hanesine yazılacağını anlattı. Dolayısıyla ah vah edecek yerde insanlar ellerinden geldiği kadar direndiler. Başka bir çareleri kalmayınca da oturup Allah'ın ne sevap yazacağını, neler kazanacağını hesap etmeye başladılar. Mesela buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir Müslümanın ayağına bir diken batmasına varıncaya kadar
başına gelen her sıkıntı onun için muhakkak sevap vesilesi olur, günahlarının dökülme vesilesi olur. Bu gerçeği ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenince mızmız etmek yerine kazandıkları sevapları saymaya başladılar adeta. Ve bir gerçek daha. Muhammedur Resulullah demenin büyük bir gerçeğini daha bize hatırlattı. Tabi ashabına önce hatırlattı. Başımıza hangi musibet gelirse gelsin buyurdu ki benim ölüp aranızdan gitmem kadar büyük bir musibetiniz olmaz. Her musibet daha aşağıdır buyurdu. Bunun üzerinde ailece duralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemindir. Onun olmadığı bir dünyada yaşıyoruz biz. Bundan büyük musibetimiz olur mu diye düşündük mü, bizi ezebilecek bir derdimiz olmaz bir daha. O zaman analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın ölümü bizi üzer ama daha büyük bir acı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberini duymuş bir insanız biz deyip kendimizi teselli edebiliriz. Bir başka mesele, Allah'a sığınma taktiği öğretti onlara. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deyin. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz zaten. Hayat gerçeği budur. Bunun için varsınız bu dünyada dedi. Bu çok önemli bir şifredir. Cenazeyi görünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek bir fazilet şüphesiz ama bir olayı bu mantıkla inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz zaten mantığıyla yorumlamak bambaşka bir şey. Bu mantığı yakalayan birisi olayların üstünde yaşıyor demektir. Onu ezebilecek bir olay yoktur. Ve özellikle insanlara kendilerine, mallarına beddua etmeyi yasakladı. Allah belamı versin, öleyim gideyim demeyin dedi. Hatta büyük belalar gelince, acılar, sıkıntılar gelince ölmeyi istemeyin buyurdu. Ölümü istemek de yok. Yani hayata direnmek, hayata sımsıkı sarılmak var. Öyle kanseri yendi gibi büyük laflar konuşmak da yok. Ölüp gideyim kurtulayım demek de yok. Allah'a yalvarıp sağlık için tedbirleri alıp ekonomikti vesaireydi ne tedbir alınacaksa o tedbirleri alıp hayata tutunmaya çalışmak var. Ve bu arada yetimler, dullar gibi toplumun düşkünlerinin özellikle ilgilenilmesini, onlara alaka gösterilmesini, böylece eldeki nimetlerin kıymetini bilme psikolojisine sahip olmayı ashab-ı kirama öğretti. Kendisi de zaten bu tip engellilerle özellikle ilgilenir, ziyaretlerini yapar. Bu duygusallığı bizzat kendisi yaşardı. Ve son bir noktada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bela, musibet görmüşlere sadaka vermeyi teşvik eder. Böylece onların acısını hafifletirdi ve bize de bir sağlam belası olmayanlara da musibet gelmesine karşı sadakayı bir kalkan olarak gösterirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.